Bir sözüm yok ki turnalar, ister gidin ister kalın. Bir sözüm yok ki turnalar, ister gidin ister kalın. Gurbet beni benden almış, kimselere anlatmayın. Gurbet beni benden almış, kimselere anlatmayın. Dağlarım şimdi karlı mıdır? Çiçekleri ballı mıdır? Dağlarım şimdi karlı mıdır? Çiçekleri ballı mıdır? Gözü paylaşmış oldum. Benim çok sevdiğim güzel bir eserdir bu. Dağlarım şimdi karlı mıdır, çiçekleri ballı mıdır? Gözü yaşlı anaların yürekleri dağlı mıdır dedik. Anaların gözlerinin yaşları hiçbir zaman durmadı ki. Hiçbir zaman durmadı. Neyse, ben sözü fazla uzatmayayım. Konuşacak o kadar çok şey var ki program içerisinde zaman zaman yer vereceğim. Konularım olacak ama şimdi ilk konuğumu alacağım. Benim ilk konuğum nereden geliyor? Çok uzaklardan. İsviçre'den geliyor. Kendisini ilk kez dinledim, albümünü dinledim ve beni biraz çok şaşırttı. Sizler de şaşıracaksınız umarım. Özgün tarzlı, özgün tarz okuyor, güzel bir yorumu var. Ben o güzel alkışlarınızla sevgili Deniz Güney'i ben buraya alıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim.
Siz merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi vallahi uğraşıyoruz. Bir şeyler iyi gitsin istiyoruz bakalım. Çok iyi gördüm sizi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Dağlarım sizi şimdi karlıdır. Çiçekleri bağlıdır. Bağlıdır, evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki İsviçre'den geliyorsunuz yanılmıyorsam, evet, söylediğiniz evet gibi. Ne kadar oldu buradasınız? Ya yaklaşık 2 hafta kadar oldu. Konserlerimiz var, televizyon programlarımız, o vesileyle geldik. Güzel gidiyor. Sizin gibi güzel yürekli bir dostum programında olmak da oldukça güzel. Çok teşekkür güzel ederim. Ama yani o kadar enteresan ki ortak arkadaşlarımız var sizinle. Evet, evet. Bu da benim için çok iyi oldu. Çünkü o arkadaşlarımızın sayesinde sizin gibi bir yürekle tanıştık, eyvallah, biz de. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Evet, şimdi hemen Deniz Güney'den güzel bir eser gelsin bakalım ne söyleyecek, dinleyelim. Babam diyelim. Peki. Evet, babam diyelim. Sarmalı saçı başı sakalına karışmış, kara günün toprağınca cefalı, gözlerini döker durur hıçkırık. Bir gecikmiş şiiri var sesinde, borucu masa yılsın diye söylüyorum. Unutulmasın diye beni eski tüfek değil o eski tüfek. Babam yorar düşler bizi, dağ yokuş kışlar bizi. Bizde bu yaralar varken rahat koymaz kuşlar bizi. Babam yorar düşler bizi, dağ yokuş kışlar bizi. Bizde bu yaralar varken rahat koymaz kuşlar bizi. Eski tüfektir o, direncinden de mutluluğu. Yine de el değdirmez ağrılarına, gururuna söz gitmesin diye. Usul usul anlat bana kırık kanat turnaları, nasıl geçtiler ömründen, anlat babam, anlat babam. Dilimde bir eski türkü mırıldar, söylemez ki nice anılar saklar. Sevincini acısına bıraksa, bir nefeste tütününü yarılar. Bir gecikmiş şiiri var sesinde, masa yılsın diye söylüyorum. Unutulmasın diye benim babam. Eski tüfek değil
bizi. Bizde bu yaralar varken rahat koymaz kuşlar bizi. Baban yorar düşler bizi. Dağ yokuş kışlar bizi. Bizde bu yaralar varken babam yorar düşler bizi, dağ yokuş çıkışlar bizi. Bizde bu yaralar varken rahat koymaz kuşlar bizi. Rahat koymaz kuşlar bizi. Rahat koymaz kuşlar bizi. Of! Yani illa damarıma basacaklar. Arkadaşım sen bela mısın ya? Onu de bir bana yani. Sen bela mısın? Yüreğimden vuruyorsun. Babam kelimesi çok önemlidir benim için. Aslında sevgili dost, bu şarkı bizler için gerçekten çok anlam ifade eden bir şarkı. Yani özellikle evet. Bu şarkıyı söyledikten sonra beni izleyen, yıllardır birlikte çalıştığımız sevgili şair arkadaşım, aynı zamanda can yoldaşım, sırdaşım, sevgili Ahmet Canakgöl'e buradan kucak dolusu sevgilerimi eserler gönderiyorum. Şiirler onun, besteler benim eserlerim. Birlikteliğimiz uzun güzel olmuş. Uzun bir serilere dayalı bir birliktelik. Yakın zamanda çok ciddi sağlık sorunları vardı. Bu anlamda da buradan onun yüreğinden öpüyorum. Geçmiş kucak olsun dolusu sevgilerimi sunuyorum kendisine. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Zaten ben ilk dinlediğimde de tesadüf oldu. Evet. Bu babam eserini dedim bir dinleyeyim çünkü ilgimi çekti. Gayet hoşuma gitmişti. Burada da tesadüf oldu. Siz de onu seçtiniz ilk yayına girerken. Bu kadar olur yani. Demek bu kadar. kalbe karşı evet. Derler ya. Böyle bir evet, şey olsa teşekkür gerek. Ediyorum. Hemen bir telefonumuz var. Sizi eyvallah. Şöyle alayım eyvallah, ben. Tamam. Efendim alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet. Bir programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kimle görüşüyoruz? Ben Tokat Aktörü'nün Dernek Başkanı Müsaade Bey. Görmüştüm zaten de ben yine de duymak istedim. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Vallahi beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, yalnız bırakmadınız. Evet, biz de her zaman tamam atmışız. Tokatlı sanatçılarımızı ve sizleri destekliyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun. İyisiniz. Başlayacak diye böyle toplanıyoruz. Vakitini nasıl geçireceğinizi düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım. Değerli parçamız, sizden gelen konumuzda iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba sevgili dost, saygılar. Çok teşekkürler. Konuğumuz çok uzaklardan bize misafir oldular kendileri. Evet, gurbetten Sıla'ya geldiler değil mi? Eyvallah. Gurbetten Sıla'ya geldiler. Başkanım var mı bir arzumuz, isteğimiz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Yenilikler var mı? Aslında ben özellikle beni şu anda dinleyen tüm akrabalarıma, tüm Akdelen Köyü Dernek üyelerine iyi akşamlar ve selamlar gönderiyorum. Efendim biz de şehrimizin gülen yüzü Kanal 60'ta, Kanal 60 ailesi olarak Akbelen Derneği'ne ve genel yönetimine kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun diyoruz. Çalışmalarımız var mı? Yeni bir girişimlerimiz var mı? Aslında sizi konuk alacaktık ama nedense bir türlü olmadı Sayın Başkanım. Neden? Olacak inşallah en kısa zamanda. Yani şöyle güzel bir Tokat sıra gecesi gibi böyle bir kaldıralım Tokat'ı böyle yıkılsın her taraf ya, inlesin Tokat diye değil mi ama? Sağırsınız başkanım, sağırsınız. Siz yeter ki isteyin. İnşallah en kısa zamanda. Şimdi bir hanım. Efendim? Bizim hanımlar burada. Ömer abi, Ömer Uçucu, Dernek Başkan Yardımcımız, yönetim kurulu yönetim yine. Sevgili başkan. Hepsine kucak dolusu gönülden sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şimdi sizden bir tırtık geliyor ama ben de onlara vereceğim. Bizi anlaşırsan elini saracağım. Tabii ki. Ben iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım, çok sağ olun. Bir saniye. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar. Bak gene televizyonunuzun sesi açık diyorum size. Kısın şunu. Televizyonunuzun sesi açık.
Bu akşam çok kalabalığız herhalde. Alo. Yalnız televizyonunuzun sesini kısın ve beni sadece telefondan duyun. Alo. Alo. Düştü herhalde yayından. Peki. Vakit kaybetmeden Akbelen Derneği'ne kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Ömer Uçucu abimize ve değerli ailesine, orada bulunan herkese yürek dolusu böyle sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Buradan da söylüyorum. Hanımlar, 8 Mart yaklaşıyor. Bilmiyorum anladınız mı Saliha Hanımcığım? Buradan da duyuruyorum size. Efendim hemen ikinci konuğumu alacağım ben. Yıllardır tanıdığım güzel bir hanımefendi, yüreği de güzel, türkü için, yüreği türkü için, güzellikler için olan bir hanımefendi. Kendisi hem çalar hem söyler, mütevazi kişiliğiyle. Kendisini ben fazla tutmayayım. O güzel alkışlarınız Meliha Engin için gelsin. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Meliha'cığım? Şükür kavuşturma. Seni yıllar önce, Hüseyin Gümüş Bey. Aynı firmadaydık. Hüseyin Gümüş Bey'in sayesinde seni tanımıştım. Ama bayağı bir evrim geçirmişsin sen Meliha'cığım. Yani çok değişmişsin, çok güzelleşmişsin. Müthiş derecede böyle bir kilo vermişsin. Şaşırdım. Ben de mi yapsam diyorum, ne yapsam? Bence yapsam daha güzel olur. Değil mi? Vallahi benim doğal halim bu. Ama gerçekten harikasın, teşekkür ediyorum. Gerçekten, evet. Saçlarım falan hep doğal. Onu biliyorum, anladım zaten. Hiçbir şey yapmadım, sadece bir gölge yaptırdım, biraz değişiklik olsun diye. Ya ama her şeyle değişmişsin, gerçekten güzel olmuş. Teşekkür ederim, o güzel gözleriniz. Güzel gördüğü için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Meliha bize ne söyleyeceksin? Vallahi şimdi benim bir divan-ı kebirim var. Onu ama açacağım. Sırada ne varsa onu söyleyeceğim. Hadi bakalım dinleyelim o zaman senden. Meliha Engin'in güzel türkülerini hep beraber dinleyelim. Bu arada bizleri telefonla, sen hazırlığını yapana kadar benim de söylemek istediklerim var. Siz de hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostum. Merhaba. Merhabalar. Efendim, Özalanların, Özalan Derneği Başkanımız sevgili Hüseyin Yıldırım'a buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Özalanlar Derneği'nin bir tiyatrosu vardı ve ben o tiyatroya gittim. Müthiş derecede çok etkilendim. Çünkü konu neydi biliyor musunuz? Küçük kadınlar. Konumuz küçük kadınlar. Küçük yaşta evlendirilen, daha doğrusu başlık parası uğruna evlendirilen bir hayat, bir genç, bir kadın sonuçta. Onların sosyallerini, sıkıntılarını dile getiren bir tiyatroydu ve ben gerçekten çok duygulandım. Kanal 60'da ailesi, Kanal 60 ailesi de oradaydı, çekimlerini de yaptı. Bilmiyorum ne yaptınız. Sevgili Doğan, hiç o görüntülerden verdiniz mi? Montajlanıyor, verilecek. Peki. En kısa zamanda sevgili Doğan'la da konuştum. Montajlanıp yayına verilecekmiş. Ben gittim, çok duygulandım, çok da ağladım. Çünkü kadınlarımız gerçekten çok zorlu bir evrelerden geçiyor. Gerçi günümüzde başlık parası kalmadı diye biliyorum ama küçük yaşta evlenip zor durumda kalan, borcu olan bir aileyi canlandırıyor ve borcunu ödemediği için de borcu olan kişiye para karşılığında küçük kızını veriyor. 13 yaşında küçük bir kız çocuğunu veriyor. Biz istiyoruz ki artık küçük yaşta evlilikler olmasın. Ve o genç kızlarımız 13 yaşında evleneceği çağda değil, okuyacakları çağda, eğitim görme çağlarında. Biz bir kez daha burada Kanal 60 ailesi olarak diyoruz ki genç kızlarımızı lütfen bilinçlendirelim, lütfen okutalım. Onları güzel bir insan olarak, güzel bir birey olarak, yetişkin bir insan olarak hayata atalım. Evet, bu kadar. Hazır mıyız Melihacığım? Hazırım canım. Hemen alalım senin türkünü. Thank you.
çakmağını üstüme çaktı. Beni bir an olmaz nerede bıraktı. Vücudum şehrini otlara yaktı. Yandım ateşine. Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben canım teşekkür benim. Ediyorum. Sağ hemen ol canım. Bir tane de ben okuyayım. Ondan sonra da sohbetlerimize başlayacağız. Alalım. Telefonumuz mu var? Peki. Alo. Düştük. Çok mu bekledi acaba? Hadi canım. Bekletmeyelim lütfen. Sakin. Sakin. Sakin sakin istiyorum. Tane tane gelsin. Gelin oldun kara benim.
Kurban olam senin gibi gelir de yaylalım gel kömür gözüm yaylama. Kurban olam senin gibi gelir de yaylalım gel kömür gözüm yaylama. Köyün hocası çok peşine düştü genci kocası. Bana derler şu çirkinin kocası. Yaylanan gel köyü gözlüm yayla. Yayladan gel kömü gözlüm yayladan. Stüdyoda bugün birbirinden güzel böyle konuklarım var. Önce bir soralım. Ablam sen nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Buradasın yani. Memleket nere? Yozgat. Yozgatlısın. Peki. Toprağımız bir. Toprağımız bir tabi. Nasıl buluyorsunuz yayınımızı? Tokatlar var. Çok şekersin ya. Bu tokatlar da zaten esmeden bana çabalıyorlar. Bu anda valla gelin evde buldum. Başlayayım geldim. Arada bir koyacaksın geleceksin tabi gelini. Ne yapayım? Ben geliyorum canım. Bay bay. Yani çıkacaksın arada böyle bir hayatını yaşayacaksın. Geleceksin buraya. Bizi izleyeceksin değil mi? Yok bundan sonra kaçıp geleceğim. Vallahi gel bekleriz. Ne kocayı tınlarım ne evladı kimse. Eyvah! Eyvah! Yola gideceğim. En işte duymazsın kız. Vallahi eve olmaz senin. Neydi Erik ondan sonra? Geldi gitsin. Ben onu almam. Almazsın değil almam. Mi? Almayak değil mi? Almayak. Peki. Zaten darmayalım. Almam. Ablam hoş geldin. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Efendim yine geçenlerde, geçen aylarda böyle stüdyomuzda o güzel börekleri, o güzel dolmaları yapan benim bir ablam var, bizim sevgili Cem'in annesi. Değil mi? Cem'in annesi hala tadı damağımda kaldı. Kız o nasıl böreğiydi öyle? Hoş geldin. Hoş bulduk. Dolmanı getirdim yine. Getirdin mi? Size getirdim mutfağa. Geçer hiç sorma. Mustafa o neydi lan? Aa, buraya koymuşsun onca şeyi böyle geçen hafta. Dolmalar, börekler, o biçim ya. Vallahi harbiden canım çekti ya. Canım hepsini yedin mi? Yapar getiririm. Bir daha Mustafa hepsini yedin mi? Şaşardım zaten. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizden nasılsınız? Vallahi beni çok ziyadesiyle memnun ettiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Telefona bağlanmak istiyorum ama düşüremiyorum. Maalesef. Rica ediyorum. Maalesef bizim öyle bir sıkıntılarımız. Herkes ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Çünkü herkes aynı anda aradığı için kilitleniyor telefonlarımız. Havalar soğuk. Ben dışarı çıkmamdan sonra ziyaretini yaparız. İnşallah. Beklerim. Böyle kalabalık bir şekilde beklerim sizi. Tabii Allah'ım. Her hafta seyrediyor musunuz? Her akşam. Her akşam. Peki. Sen bir başka kim hangi sorusu olsun her akşam. Nasıl bizim kanal atmışımız? Güzel. Güzel değil mi? Her zaman güzel olacak. Bir telefonumuz varmış. Efendim alo. Alo. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim Gül Hanım. Hayırlı akşamlar. Efendim size de hayırlı akşamlar olsun. Biz kimle görüşüyoruz? Ömer Güler. Sokak Tavuz Teberi Kasabası. Ömer Güler almasa buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz şehrimizin gülen yüzünde. Evet. Nasılsınız? Sokak'ı tanıttığınız için bütün Türkiye'ye teşekkür ederim.
Vallahi ben elimden geldiği kadar tanıtmaya gayret ediyorum. Özellikle bu tanıtımlarımızı sadece biz tek başımıza yapamıyoruz Ömer abicim. Dernek başkanlarımıza da burada çok işler düşüyor. Çünkü ben burada bir ilkini yaptım. Derneklerimizi aldık. Bir köyümüzün derneğine aldım. Köyümüzün yöresinden tutun. Çeyizlik gelinlerimizin çeyizlerinden tutun. Ne ararsanız vardı burada. Hepsini tanıtmak amacıyla. Nedir ama? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Kültürümüzü tanıtmaya elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Ne kadar başarıyoruz onu bilmiyorum. Takdir Allah, size. Size haftada bir gün teşekkür ediyorum. Ama benden sonra da birbirinden güzel arkadaşlarımız da burada konuk alıyor. O kadar güzel Tokat sanatçı arkadaşlarımız da burada. Onların da, ondan da her birimizin ayrı bir günü var. Onlar da burada program yapıyor. Sevgili Ayşegül Pınar var, Sevil Katran var. Sonra İdris Kale arkadaşımız var. Hepimiz burada Tokat'ımızın kültürü için biz buradayız. Tokat'ımızı dünyaya tanıtmak amacında yola çıkarak biz buradayız. Ve bize bu oluşumu sağlayan şehrimizin gülen yüzü sevgili patronumuz Sedat Akçam Bey'e gönülden ve Sedat Akçam Bey'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ya heyecanlandım gene benim kekelemeye başladım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah geçen yıl Almus'taydık. Bakalım bu sene gene Almus var mı? Almus'ta olacağız mı? Bilemiyorum. Peki var mı bizden bir isteğiniz Ömer Bey? Valla sizden bir türkü sanılarıma da yiyenlerine ağlar türküsü istiyorum. Ne türküsünü? Ağla türküsünü. Ağla mı? Evet. Ağla. Vallahi ağlarsa ama. Hancı mısın, yolcu musun? Annem, hancı mısın, yolcu musun? Fa bakan, falcı mısın? İnan ama. Nereden buldunuz ya? Çok eski bir şarkıdır bu. Yıllar önce okumuştum ben bunu. Biz çok dinleriz, çok. Öyle mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Güzel bir türkü armağan edeceğim size. Nasıl? Armağan ediyorsun, sevgiler, selamlar gönderiyorsun. Peki, bizden de selam ve saygılar olsun. Çok teşekkür ediyoruz, kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Benden bu kadar. Evet şöyle. Yine ikiniz bir araya geldiniz. Konuşuyor musunuz hemen? Dedikodu yapmayın. Dedikoduyu biz orada yapıyoruz. Dedikodu yapmayın lütfen. İsviçre'de çalışmalarınız nasıl gidiyor? İsviçre'de miydiniz? Evet İsviçre'deyim. Peki. Ben hassasiyetle sizi dinliyorum. Yani özellikle Tokatlıların kendine has bir lehçe konuşma lehçeleri var. Ya neyse ben İstanbul'da büyüdüm aslında ama bir türlü ya olmuyor. İşte böyle hemşerilerle bir araya geldim. Kaynatıyorum ben ama çıkıyorum yani yolda. Sıkıntı değil. Bence yok, bu ben seviyorum evet. Bence bu Türkiye'nin bir zenginliği. Evet. Keşke bizim ülkemizi yöneten insanlarımız, akil arkadaşlarımız bu güzelliklerin farkında olmuş olsalar. Belki barışa kardeşi olan özlemimiz daha yakın zamanlarda pekişecek diye düşünüyorum. İnşallah. Bu anlamda hoşuma, yani konuşma şeyiniz hoşuma gidiyor. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi çalışmalarımız var kuşkusuz. Güzel şiire özgün, şiire dair, sevdaya dair, aşka dair, dostluğa dair. Yaşanmış olduğumuz ülkedeki hiç kuşkusuz sosyal sorunlara karşı da duyarlılığımız gerekiyor. Tabii ki. Müzisyen olmanın, sanatçı olmanın bence en başı, önem teşkil eden şeyin başına bu geliyor. Sanatçı sadece eline mikrofonu alan, şarkı söyleyen kişiler değillerdir. Aynı zamanda toplumun aynasıdırlar kendileri. Örnektir tabii canım. Hiç kuşkusuz değil mi? Şimdi bu albüm ne kadar oldu çıkartalı? Şöyle bir alalım mı arkadaşlar albümü? Şöyle bir göstereyim ben bakalım görünebiliyor mu? Mustafa. Nereye kaçtın hemen iki dakikada? Şu albümü şöyle bir gösterelim. Evet Deniz Güney. Ne kadar oldu bu albüm çıkarı?
Şimdi sevgili dost, albümümüz çıkalı bir 3 ay kadar oldu. Ama her şeyden önce tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Bu çalışmamız kolektif bir çalışma. Burada emeği geçen güzel yürekli kardeşlerimi de ifade etmek istiyorum, anılmasınlar. Evet. Başta şiirleriyle sevgili Ahmet Çanakyol'a, sevgili müzik yönetmenim, grup turnalardan tanıdığımız sizlerin de İbrahim Akkaya. İbrahim Akkaya, evet, evet, grup turnalardan o İbrahim Hocam. Güzel sesiyle, kadife sesiyle albümde vokal yapan sevgili kardeşim, hemşerim Seyfi Yerlikaya'ya, Baki kardeşime, aynı zamanda şiiriyle farklı bir anlam kattığına inandığım Seydina türküleriyle tanıdığımız sevgili dostum Tunay Bozyiğit'e, Paris sürgünü ve Paris'in hurçin yağmurlarını dalgalı saçlarına serptiren sürgün kardeşim sevgili Hasan Ağırdağ'a kucak dolusu sevgilerimi sunmayı bir borç biliyorum. Yani bu kadar insanla iç içe ve birlikte çalıştınız yanılmıyorsam, değil mi? Bu güzel dostlarla, bu güzel yüreklerle. Hiç kuşkusuz eskiye dayanan dostluklarımızı yaptığımız şeylerde de bir araya getirmeye özen gösteriyorum ben. Çünkü bir şeyin kolektif olması kadar, senin de bildiğin gibi sevgili Gül, evet, güzel bir şey olamaz. En önemli şeylerimizden, evet, bir tanesi. Yani destek olmak, birlik ve beraberlik adına, sevgi adına, kardeşlik adına, dediğiniz gibi barış adına bir şeyler yapabilmek, onları halkımıza sunabilmek. Az önce dediniz ya siz, bizler, biz sanatçılar halkın aynasıyız. Yani şimdi şöyle güzel bir sözü ben son iki yıldan beri çok seviyorum. Ve bunu birçok sohbet ortamlarımızda da arkadaşlarımla paylaşıyorum sevgili Gül. Evet. İnsanların ne konuştukları değil, İnsanların ne yaptıkları önemli. Tabii ki. Yaşamın yamış olduğumuz yaşamda bir karşılığı olmalı. Bu anlamda bizlerin hiç kuşkusuz toplumumuza karşı ciddi anlamda duyarlılığımız olması gerekiyor. Çünkü bu ülkede biz farklılıklarımızla bir zenginliyiz. Bir, evet, bahçenin farklı farklı çiçekleriyiz. Aynen. Ve farklı farklı kokularıyız. Haklısınız. Konuşmalarımıza devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Biraz da para kazanma zamanı diyoruz. Öyle mi? Evet. Para kazanalım biraz kanalımız. Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Reklamlar.